Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak etkileşim olarak bize destek olabilirsiniz. Maddi anlamda bize destek olmak içinse yeni gelen aşağıdaki teşekkürler butonuyla ve de katılla birlikte bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıca da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir başka kısa vadeli patlama potansiyeli yapabilecek hisselerle karşınızda olacağım. Bu listemiz biraz daha kısa vadeli bir liste olacak. Zaten az önce de belirtmiştim. Burada kısa vadede aslında kastımız bizim hacim artışı, yani hacim artışıyla dikkat çeken şirketlerde de kısa vadeli hareketli hareketlilik olması daha çok beklenilir. Bundan dolayı da hacimdeki değişime bakacağız. Bunun için bakın buradaki tablomuzda geçen haftaki. Ortalama hacim var ve bu haftaki ortalama hacim var. Yani bu verilere dayanarak sizlere e, hangi şirketlerde potansiyel olabileceğini kısa vadede göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şöyle biz tüme baktığımız zaman bakın geçen hafta ortalama yaklaşık 79.5 milyar TL'lik bir hacimle kapatmış. Bu haftaya baktığımız zamansa 77.3 milyar TL'lik bir hacim var. Yani burada bir hacim azalışı olduğunu görebiliyoruz. Çok az da olsa %2.75'lik bir azalma olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki değişime bakalım ve değişimde en yüksek değişim hangisinde var? Bunları görelim. Şimdi baktığımız zaman bakın burada yaprak hissesinde %775'lik bir hacim değişimi olduğunu görüyoruz. Yani 4.3 milyon TL olan hacim 37 milyon TL'lere çıkmış. Oldukça güzel bir değişim yaşamış. Kütahya Şeker'e baktığımız zaman yine 31 milyondan 170 milyonlara çıkmış hacimleri. %450'lik bir değişim var. Link bilgisayara baktığımız zamansa 6 milyon olan hacmin 33 milyonlara geldiğini görüyoruz. Gayet güzel bir değişim de bu burada var. Carrefour'a baktığımız zamansa bakın Carrefour hissesinde de 26 milyon olan hacmin 131 milyona çıktığını görüyoruz. %404'lük de artış Carrefour sayısında var. RTL'e baktığımız zamansa 24,5 milyon olan hacmin 122,6 milyona çıktığını görüyoruz. %400'lük değişim de burada var. Jansa'ya baktığımız zaman Jansa BIST endeksi içerisinde de yer alan bir şirket. Yani BIST endeksi içerisinde yer alması e, tabii ki de bir nebze daha güvenli şirket olduğunu da bizlere söylüyor. Yani burada kısa vade alsat yaparken direkt sadece tekniğe bakmak, hacme bakmak da mantıklı olmayabilir burada temele de bakmanız gerekiyor. Biz bu videoda bakmayacağız, orası ayrı konu ama siz de mutlaka temel kısımlarına da bakın. Zaten biz ise temeli muhtemelen çok da kötü değildir. Ee, geçen hafta ortalama açma baktığımız zamansa Jansa'nın 58 milyonmuş. Bu haftaki hacmi 270 milyon olarak gerçekleşmiş. %361'lik bir artış Jansa tarafında var. Kuva'ya baktığımız zaman, Kuva'nın eski adı bu arada Serve. Ee, serve Film Produksiyonu'nun adı Kuva Gıda olarak değişti. Ee, Kuva'ya baktığımız zaman, Bakın hacim 0.64 milyondan 2.88 milyona çıkmış. %350'lik bir artış var yaklaşık olarak e, Kuva Gıda'da. ERCB'ye baktığımız zamansa bakın %315'lik artış burada var. Formete'ye baktığımız zaman %308'lik bir artış burada var ve son olarak da Güler Yatırım Holding var. Yani biz burada ilk 10 şirkete bakacağız. Siz e, mutlaka bu listenin tamamına erişmek için e, bizim Telegram grubumuza katılın. Telegram grubunda ben bu listeyi paylaşmış olacağım. Orada e, istediğiniz şirket şirketlere bakabilirsiniz. Mesela değişime mesela şöyle gelelim mesela e, hacim azalış olan şirketlere baktığımızda mesela İş inanılmaz bir hacim azalışı var. 894 milyondan 155 milyona gibi gibi listemiz bu şekilde e, gidiyor. Yani siz de e, bu listeyi tam olarak ulaşmak için mutlaka Telegram grubumuza katılın diyorum. Ben bugün Yaprek hissesinden başlayıp Güler Yatırım Holding'e kadar bütün şirketlerin yani teknik olarak durumuna şöyle bir bakacağım. Hemen Yapreki şirketiyle başlayalım. Şimdi Yapreki baktığımız zaman şöyle yaprak süt ve besi çiftlikleri şirketimizin adı buraya baktığımız zaman bu hafta %18'lik sert bir yükseliş yakaladığını söylemek istiyorum. Burada şöyle bir üçgen daralmasının kırıldığını görüyorum aslında. Şöyle hemen bir daralmamızı çizelim. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında bu hafta itibariyle güzel bir kırılım yaşamış ve formasyonu da yukarı doğru kırmış. Şimdi formasyona baktığımız zamansa formasyonumuz burada üçgen daralması. Üçgen daralması yani daralan üçgen daha doğrusu daralan üçgenin yukarı doğru kırılması durum Durumunda da üçgenin kenarı kadar yukarıya doğru gitmesi beklenir. Şimdi burada hedefimize baktığımız zamansa yaklaşık olarak 47-48 lira civarlarında olduğunu görebiliyoruz. Şu anki fiyatımıza baktığımız zaman 37 lira civarında, yani 37 lira civarlarından eğer bu formasyon hedefine kadar gitmesi durumunda da yüzde e, yüzde bakın yüzde %29'luk bir yükselişte potansiyeli bulunuyor. Çok da küçük bir şirket. Belki bu hafta içinde de gelebilir. Tabii ki bilemiyoruz burada. Sadece teknik olarak baktığımız için. Ama böyle bir e, potansiyeli de var. Şimdi diğer bir şirketimiz burada Kütahya Şeker. Hemen Kütahya Şeker'in de grafiğine bakalım. Şimdi Kütahya Şeker'e baktığımız zaman e, bakın e, şöyle aslında yükselen bir trend var, yükselen bir kanal var diyebiliriz. E, şöyle hemen e, kanalımızı alalım. Burada baktığımız zaman bakın şöyle bir kanalın içerisinde yer aldığını görebiliyoruz. Yani böyle yükselen kanalımızın içerisinde hareketine devam ediyor. Şu an itibariyle de kanalın aslında alt bantlarında yer aldığını görebiliyoruz. Bundan dolayı belki üst taraflara doğru bir hareketlenme gerçekleşebilir. Eğer oralara doğru giderse de yaklaşık olarak burada %30 civarında bir yükselişte gelebilir. Tabi bu bir hafta içerisinde olur mu onu bilemiyorum ama yani buralara doğru hareketlenme beklenilebilir Kütahya Şeker tarafında. Şimdi diğer bir şirketimiz burada Link Bilgisayar. Hemen Link Bilgisayara da şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi Link Bilgisayara baktığımız zamansa bu hafta 41.80'e doğru bir test yapmış ama burayı aşamadığını görüyoruz. Burada daha ziyade bakın 37.94 daha doğrusu 37 -44 direncinin yukarı doğru kırdığını görebiliyoruz. Yani burada 37 44 yukarı doğru kırdığı için belki buralara retest yapmak bir günlük bazda. buralardan da belki 41 e tekrardan hareketlenmeler gelebilir. aslında haftalık anlamda güzel bir kapanış yapmış bunu da söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman eğer 41.80'e giderse bakın %9, %10'a yakın bir hareket gelecek. Yani biz buna %9 dersek mesela şöyle hesap makinesiyle ufak da bir hesap yapalım sizlerle. Şimdi bir hafta içerisinde %9 kazanırsak her yani 52 haftada sürekli 1.09 üzeri diyelim 52. Bakın her hafta %9 kazanırsak paramızı bir sene sonunda yani 88 kat yani %8.900 yapmış oluyoruz. yani pardon %8.700 yapmış oluyoruz. Yani burada gerçekten de haftalık %9'u da küçük bulmamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden link bilgisayarda 41.80'e doğru hareketlenmeler yaparsa her güzel hareketlenme diye bunu algılamanız gerekiyor. Şimdi gelelim bir diğer şirketimiz olan Carfursa'ya hemen Carfursa'nın da teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi Carpursa'ya baktığımız zaman bakın da yine aslında iyi yerleri denemiş ama buradan geri çekilmeler yaşadığını görüyoruz. Şimdi Carpursa'da şöyle bir olay var. Bakın geçen hafta 39.86, 39.96 yani buraları yukarı doğru kırdığını görüyoruz geçen hafta itibariyle. Ve aşağıda da bakın 32.02, 32.42 gibi destekleri var. Aslında böyle bir kanalın içerisinde yaklaşık olarak Şubat 2022, Ocak 2022'den beri gidip geldiğini görüyoruz. Ve bu kanalı Geçen hafta itibariyle yukarıya doğru kırmış. Eğer mantıklı bir hareket yaparsa burada muhtemelen kanal boyu kadar ilerleyecektir. Kanal boyu kadar da ilerlediği zaman da yaklaşık olarak zaten 47 lira civarlarına gelecektir derken zaten bu hafta itibariyle buralara gelmiş. Yani bundan dolayı herhalde daha da hareket eder mi bilemiyorum ama yani burada hedefine ulaştığını görebiliyoruz. Eğer yukarı doğru gitmek isterse de burada 50.80 var. Bir sonraki direnç seviyesi 50 80 51 30 yani buralara doğru test yapabilir hatta şöyle kapanış mumunu alırsak daha mantıklı olacaktır. Yani 48 32 ile 51 30 bandı şu anki fiyatımız kaç 41 48 yani buralara gelirim bilmiyorum ama yani şöyle %16 %23 civarında bir yükseliş yapabilir. eğer yukarı doğru gitmek istersen Şimdi RTH Laboratuvarları bir diğer şirketimiz. Hemen RTH Laboratuvarlarının da şöyle grafiğine göz gezdirelim. Şimdi RTH Laboratuvarlarına baktığımız zamansa, bakın burada e, yani daha doğrusu haftalık bazda Hazirandan beri çok çok önemli bir destek bölgesi var. Yani buralardan çok da fazla uzaklaşmadığını görüyoruz aslında. RT laboratuvarlarına baktığımız zaman bakın bu bölge çok çok önemli bir destek bölgesiymiş. Buraları defalarca gelip sürekli yukarı doğru hareketler yapmış e, ve bu hareketlerde aşağı yukarı bakın 11.40 bölgelerinde sürekli son bulmuş. Yani aslında şu iğneye baktığımız zaman Bakın şu iğneye baktığımız zaman bu iğnenin önemli bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. Şu anki fiyatımıza baktığımız zamansa fiyatımız 8.87 bu dirence doğru hareketlenmeler yaparsa da yaklaşık olarak %17 %28 civarında bir yükseliş yapabilir bu hafta itibariyle. Şimdi gelelim bir diğer şirketimiz olan Jansaya. Ayrıca Jansaya baktığımız zaman listemizdeki tek BIST 100 şirket yani burada en güvenilir şirket hangisi deseniz herhalde Jansayı seçerdim yani BIST 100'de olduğu için. Şimdi Jansanın hemen grafiğine bakalım. Şimdi Jansaya baktığımız zaman aslında güzel bir hareket yapmış. Bu hafta itibariyle %10'luk bir yükseliş yakalamış. Burada önemli olan. 96 ve 94 direncinin bakın e, yukarı doğru kırmak istemesi bunu bir türlü yukarı doğru kıramadığını görüyoruz. Yani aslında şu bölge yani 96 95 ve onun yarattığı iğne yani e, o da 89 lira civarlarında. Yani bu iğneyi bir türlü yukarı doğru kıramadığını görüyoruz. Yani bu bölgeyi eğer bu bölge yukarıya doğru zorlarsa bu sefer eski zirveleri olan e, 125 liraları da zorlayabileceğini düşünüyorum. Yani şu bölge e, bir türlü geçemedi. E, yaklaşık olarak bakın Mayıs 2021'den beri eğer geçmesi halinde eski zirvelerini açıkçası zorlayabileceğini ben düşünüyorum. E, bu bu yüzden de Jansa'da hala e, hareket etmek yani burada pozisyon almak mantıklı olmayabilir. Yani hala tam olarak dirençlerin geçilemediğini görebiliyoruz. Ama tabii ki eğer buralara doğru hareketlenmeler gelirse de yaklaşık olarak burada yüzde 38 civarında da şu andan tabii hani hemen alım yaparsanız bir potansiyel olabileceğini de söylemek istiyorum. Şimdi Kuva Gıda'ya bakalım. Hemen Kuva'nın da grafiğini açalım. Şimdi Kuva Gıda'ya baktığımız zaman zaten tepelerde, zirve fiyatlarda yer aldığını görebiliyoruz. Eğer burada pozisyon almak isterseniz burada çok mantıklı sonuçlar alamaya da bilirsiniz. Burada güzel su stop bölgeleri koymanız lazım. çünkü gerçekten de yani Baktığınız zaman hacimleri de muhtemelen bu bir alt pazar ya da e, yani iyi olmayan pazar hisselerinden bir tanesi. Hacimler gerçekten çok çok düşük. Yüzdelik olarak güzel bir artış var. Ona hiçbir şey, lafımız yok ama burada e, hacimler çok çok düşük olduğu için e, ani sert hareketler de yapabilir aşağıya doğru. Siz de her türlü riskleri almanız gerekiyor. Şimdi burada... E, baktığımız zaman zaten evet, az çok aşağı yukarı hangi pazarlarda olduğu anlaşılıyor. Yani burada aslında yorum yapmak çok da mantıklı olmayabilir ama belki eski zirvelerine doğru bir hareketlenmeler yapabilir. Eski zirvesi de bakın 47 lira civarında. Yani şu anki fiyatımız e, zaten 42'de. Burada baktığımızda %11 civarında %12 civarında bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Eski zirvelerine gitmesi halinde aşağı doğru geri çekilirse de bakın şurada bir destek var 36.42. Yani 36.42'ye ben kesinlikle stop konulması gerektiğini düşünüyorum. O da yaklaşık olarak şu anki fiyatın %12 aşağısında yani ya %12 aşağı ya %12 yukarı gidecek bu şirket e, zaten başka ihtimal de yok gerçi ama yani burada e, şunu demeye çalışıyorum burada daima e, riskli olduğu için e, zararına pozisyon kapatmayı da bilin ki daha sonra daha da büyük zararlar etmeyesiniz e, bunu da söylemiş olalım bu şekilde uyarımızı da yapalım şimdi ERCP şirketine bakalım hemen ERCB'yi de hemen grafiğini açalım. Erciyes Çelik Boru şirketi. Şimdi baktığımız zaman bakın Erciyes Çelik Boru çok çok önemli bir direnci açmış aslında. Bakın 25 Nisan 2022'de şöyle 44 liralık bir direnci varmış. Ve bu hafta itibariyle bunun yukarıya doğru kırdığını görebiliyoruz. Ee, ERCB'ye baktığımız zaman bir iki direnç bölgesi 65 lirayla onun oluşturduğu iğne. Yani o da 62.44. Hemen şu bölgeyi şöyle çizelim. Şu anki fiyatımıza baktığımız zamansa 47.82 yani yukarı gitmesi halinde %30 %36'lık bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Gayet güzel bir potansiyel var ERCB'de teknik anlamlı görünümde. Tabi siz mutlaka temel olarak da bakarsınız. Yani teknik olarak böyle bir görünüm var. Yani bakalım 65 lira 62 lira ERCB buralara ulaşabilecek mi? Açıkçası baktım en iyi grafiklerden de biri diyebilirim teknik olarak düşündüğümüz zaman sadece. Şimdi RCB'den sonra Formete şirketine bakalım hemen. Formete'yi de şöyle göz gezdirelim. Formet Metal ve Cam Sanayi. Şimdi Formete'de baktığımız zaman bu hafta itibariyle aslında bir doji var bir mum çizdiğini görebiliyoruz. Burada önemli bir direnç bölgesi var. O da 1.98 ve de onun oluşturduğu iğne o da yaklaşık olarak 1.91. Şimdi ee baktığımız zaman aslında sert yeşil mumun ardından gelen doji genelde düşüş ibaresi olarak karşımıza çıkar. Yani bu teknik anlamda böyle yorumlanır. Ama eğer yukarı doğru hareketlenmeler gelirse ben açıkçası bu direnç bölgesinin önemli bir yer olabileceğini düşünüyorum. O da %8'de %11 bir getiri potansiyeli sunuyor sizlere. Bir hafta içerisinde gayet iyi bir kazanç olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. yüzde yani %8 mesela yine aynı hesabı burada da yapalım. Yani bir haftada %8 kazandığınızı düşünün. 1.08 üzeri 52 değil. Yani her 52 haftada %8 kazanırsanız bakın paranız bir sene sonunda 54 kata çıkmış oluyor. İnanılmaz bir artış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi format eden sonra da son isimimiz burada Güler Yatırım Holding. Hemen Güler Yatırım Holding'e de teknik olarak bakalım. Şimdi Güler Yatırım Holding'e baktığımız zaman şu anki fiyatımız burada 3.52. 3.52'den de nereye doğru gidebilir? Şöyle bakın 4.72 ve de 4.17'lik burada iki tane e Tepe var ve buraya doğru yani bu trende doğru bir hareketlenme yapabilir bu hafta. Ve bu hafta buraya doğru hareketlenme yapması halinde de burada yaklaşık %16'lık sert bir yükseliş yapabilir. Belki birkaç hafta içerisinde yapabilir ama biz kısa vade düşündüğümüz için yani bir haftada %16-15 inanılmaz güzel bir hareket. E, bu trende doğru bir hareketlenme yapmasını bekleriz Güler Yatır Molding'in. E, eğer aşağı doğru gelirse de burada 3.38. Bakın 3.38 ve de 10 oluşturdu iğne. Yani yaklaşık olarak burada 3.09. 3.38 ile 3.09 önemli bir destek bölgesi. Bu trende önemli bir direnç bölgesi. Eğer direnca doğru hareket ederse %15'i güzel bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Mutlaka ve mutlaka bu listenin tam halini oluşmak için mutlaka Telegram grubumuza katılın. Orada mutlaka paylaşırım ben bu listeyi. Siz de oradan istediğiniz ise bakabilirsiniz. Hacim değişimleri ne durumda, nasıldır onları tek tek bakabilirsiniz. Sonuçta ben burada 400 yaklaşık 480 küsur şirket var. Hepsine tek tek bakamayacağıma göre burada ön plana çıkan 10 tane şirketin analizini yapıyorum. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.